değerli milletvekillerimiz, Rusya Federasyonu'nun kıymetli büyükelçisi, Bilkent Üniversitemizin değerli rektörü, saygıdeğer akademisyenler, muhterem misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye-Rusya ilişkileri tarihinde sembolik olduğu kadar hukuki içeriği itibarıyla da önem arz eden ve literatüre Moskova Antlaşması olarak geçen 16 Mart 1921 tarihli Türkiye-Rusya Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz toplantıya hoş geldiniz. Moskova Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yapmış olduğu usulüne göre her iki devlet açısından yürürlük kazanmış ilk uluslararası antlaşma olması hasebiyle özel bir yere sahiptir. Daha önce malum Aralık 1920'de Gümrü Antlaşması var ama iç hukuk düzenlerinde bu antlaşma onaylanmadığı için bir yürürlük kazanmamıştır. Bu antlaşma, Moskova Antlaşması aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Rusya tarafından tanınması ve doğu sınırlarımızın belirlenmesi bakımından önemli bir metindir. Ülkemizin Rusya ile çağdaş dönemdeki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünü hatırlarsınız geçtiğimiz yıl 2020 yılında kutlamıştık. Diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinden bir sene sonra imzalanan bu anlaşmayla iki ülke dayanışma içinde birbirlerine destek olma konusunda bir karara varmışlardı. Türkiye-Rusya ilişkileri elbette çok daha köklüdür. 1492 yılında Çar 3. İvan'ın Sultan 2. Beyazıt'a gönderdiği ticari ilişkilere dair mektup esasen Türkiye-Rusya ilişkilerinin başlangıcı olarak kabul edilir. Değerli misafirler, az önce seyrettiğimiz ve bizi tam bir asır öncesine götüren görüntüler, siyasi ve tarihi mülahazaların ötesinde o zamanın ruhunu bugüne taşıyan görüntülerdir. Tarih kitaplarımızda ve belgelerde okuduğumuz yüzlerce sayfaya ilk defa kamuoyuyla paylaşılan bu görüntülerle birlikte yeni bir anlam yükleyebileceğimiz kanaatindeyim. O gün kameraya yansıyan bu görüntülerle masanın iki tarafı arasındaki samimi anlara ve dostluğa şahit olduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük emeği geçen isimlerden Yusuf Kemal Tengirşenk, o zaman İktisat Vekili, Bakanı, Ali Fuat Cebesoy, o zaman Ankara Milletvekili ve Moskova Büyükelçisi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından görevlendirilmiş. Yine Doktor Rıza Nur, o zaman Sinop Milletvekili ve Maarif Bakanı, Milli Eğitim Bakanı. Meclisimizi temsilen masanın bir tarafında yer alırlarken, diğer yanda Rusya'yı temsilen Dışişleri Komiseri Çiçerin ile birlikte aslen Kumuk Türkü olan ve Vladimir Lenin'in yakın çalışma arkadaşlarından Celalettin Korkmazoğlu görüntülerde izledik. Zor zamanlarda birbirlerine destek olan iki devletin ve onları temsil eden isimlerin antlaşmaya verdikleri isim de esasen görüntülerdeki bu samimiyeti yansıtıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Rusya şuraları, Sovyetler yani Federatif Sosyalist Cumhuriyeti hükümeti arasında dostluk antlaşması. Bu vesileyle görüntülerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan Rusya Devlet Arşivlerine ve görüntüleri bizlere sunan değerli akademisyen Doktor Mehmet Bora Perinçek'e teşekkür ediyorum. Dostluk ifadesi anlaşmanın içeriğinde de kapsamı genişletilerek şöyle dile getirilmiş. Tabii bu metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarında, tutanaklarında yer alan hali var. O zamanın lisanını ve kelimelerini yansıtıyor. Bu arada bir akademisyenlik hüviyetimle kısa bir noktaya temas edeyim. Birçok kitapta, sosyal medyada, internet ortamında da bazı akademik çalışmalarında da, çoğunda hatta Moskova Antlaşması'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabulü tarihi olarak 31 Temmuz 1921 verilir. Bu tarih yanlıştır. Öncelikle bu tarihte 31 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir içtimağı yani birleşimi toplantısı yoktur. 31 Temmuz pazar gününe denk geliyor. 30 Temmuz'da 57. birleşim, 31 Temmuz'da yok. 1 Ağustos'ta 58. birleşim, 2 Ağustos'ta 59. birleşim var.
Bu kitaplardaki bilgiyi tetkik ederken nihayet bunda bir yanlışlık olduğunu bulduk ve 21 Temmuz'da 53. birleşimde esasen anlaşmanın müzakere edildiğini, hem Türkiye-Afganistan anlaşması hem Türkiye-Rusya anlaşması, Moskova anlaşmasının 21 Temmuz 1921'de meclis zabıtlarında da bu şekilde kaydedilmiş. Ve orada esasen bu anlaşma malumunuz Fransızca ve Rusça olarak hazırlanmış bir anlaşma. Ama anlaşmanın resmi tercümesi diyebileceğimiz bir tercümeyi zabıtlarda bütün olarak görüyoruz 21 Temmuz zabıtlarında. Orada ki o günün kelimeleriyle yapılan isimlendirme Türkiye-Rusya muhadenet ahitnamesi. Muhadenet dostluk demek. Ahitname malum antlaşma. Türkiye-Rusya dostluk anlaşması. O kelimelerle burada tekrar etmek istemiyorum. Sadeleştirilmiş haliyle burada ifade edeceğim bu dostluğa yüklenen, atfedilen anlam çerçevesinde. Milletlerin kardeşliği esasını ve kavimlerin kendi mukadderatını serbestçe tayin etmek hakkını tanımakta hemfikir olan Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Rusya Şuraları Federatif Sosyalist Cumhuriyeti hükümeti yayılma ve işgal siyasetine karşı olan mücadelelerindeki dayanışmalarını ve iki milletten birine vaki olan zorlukların diğerinin durumunu da ağırlaştıracağına bizzat şahit olarak aralarında daima dostane ilişkinin ve her iki milletin karşılıklı menfaatlerine dayalı sürekli dostluk bağlarının yerleşmiş olmasını görmek ümidi ve arzusuyla hislenmiş olarak mütehassıs kelimesi kullanılıyor. Bir dostluk ve kardeşlik anlaşması akdine karar vermişler ve bu hususta delegelerini tayin etmişlerdir. Anlaşmanın girişindeki uzunca bir paragraf kısaca durumu bu şekilde özetliyor, anlaşmanın ruhunu özetliyor. Bir asır önceki bu cümleler, ne mutlu ki bugün de gerek Türkiye-Rusya ilişkilerinde gerek her iki ülkenin uluslararası siyasete bakışında anlamını muhafaza etmektedir. Kıymetli misafirler, iki komşu devlet ve halk arasındaki ilişkiler 500 seneyi aşan bir süre zarfında kültürel etkileşim ve işbirliği ile dönem şartları içinde değerlendirilmesi gereken ve doğal rekabeti barındıran bir ilişkiler manzumesi olarak tarif edilebilir. Avrasya coğrafyasının bu iki köklü devleti bir araya gelerek işbirliği yaptığında bunun halklarımız, bölgemiz ve esasen bütün dünya için ortaya çıkardığı olumlu neticeleri hep birlikte müşahede ediyoruz. Soğuk Savaş'ın en zor zamanlarında dahi ideolojik farklılıklara rağmen komşuluk hukuku ve karşılıklı saygı temelinde büyük projeleri son derece başarılı bir şekilde hayata geçirdiğimiz bir hakikattir. Tarihsel önemi haiz bu yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen panelimizi iki ülke arasındaki işbirliğinin yoğunlaştığı ve birçok uluslararası meselede gözlerin Türkiye ve Rusya Federasyonu'na çevrildiği bir dönemde düzenliyoruz. Bu panelde dile getirilecek görüşlerin, yapılacak değerlendirmelerin, tarihten alınacak dersler temelinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğine de ışık tutacağına yürekten inanıyorum. Değerli misafirler, Moskova Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye-Rusya ilişkilerine yön vermiştir. Antlaşma, Cumhuriyet'in ilk yıllarından başlayarak 1930'lu yılların ortalarına kadar devam eden işbirliği ruhunun temelini oluşturan bir zemindir. Ancak bu dayanışma ruhu bölgesel ve küresel gelişmelerin etkisiyle 1930'lu yıllarda rekabet unsurunun daha ön plana çıktığı bir hal almıştır. 60'lı yılların sonuna doğru ise Sovyetler Birliği'nin ülkemizin sanayi altyapısına yönelik bazı somut projelere verdiği destekle birlikte işbirliği anlayışı tekrar ehemmiyet kazanmış ve öne çıkmıştır. 1984 yılında imzalanan ilk doğalgaz anlaşması ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişimde önemli bir adım olmuştur. Türk müteahhitlik sektörünün bu yıllarda Sovyetler Birliği'nde faaliyet göstermeye başlaması da bu ilişkilerin bir neticesidir. Bütün bu örnekler Sovyetler döneminde Soğuk Savaş'ın bütün zorluklarına rağmen Türkiye-Rusya ilişkilerinin belirli dönemlerde bazı önemli alanlarda somut işbirliği barındırdığını açıkça ortaya koymaktadır. İlişkilerin gelişimi bakımından potansiyelinin gerisinde kalan 90'lı yıllar, Soğuk Savaş sonrasında uluslararası düzende yaşanan belirsizlikleri beraberinde getirmiş, bu şartlar altında ilişkilerimizin geliştirilmesine imkan vermemiştir. 2000'li yıllar ise
İkili ilişkilerimizde imenin arttığı ve işbirliğimizin çeşitlendiği bir dönem olmuştur. Bu yıllarda ortaklıklar ve büyük projeler için yeni fırsatlar ortaya çıkmış, bu durum ilişkilerimizin daha ileri seviyelere taşınmasının yolunu açan en önemli dönüm noktasını teşkil etmiştir. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini 2004 yılında gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret, Sovyetler Birliği Yüksek Sovyet Prezidiumu Başkanı Podgorny'in 1972 senesinde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 32 yıl sonra devlet başkanı düzeyinde ülkemize gerçekleştirilen ilk ziyarettir. Altını çiziyorum, 32 yıl çok uzun bir süredir. Günümüzde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin sürekli iletişim halindeler. Resmi ziyaretlerin ve yüz yüze görüşmelerin yanı sıra birçok meseleyi de çevrim içi konferanslar veya telefon görüşmeleriyle istişare etmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz de Rusya Federasyonu Parlamentosu'nun her iki kanadıyla, Federasyon Konseyi ve Devlet Duması'nın sayın başkanlarıyla farklı vesilelerle temaslarımızı sürdürmekteyiz. Parlamentolar arası dostluk gruplarımız ve ihtisas komisyonlarımız arasındaki mevcut işbirliğimizi de önümüzdeki dönemde daha da güçlendirmek için gerekli adımları atmakta kararlıyız. Kıymetli misafirler, güçlü devlet geleneğine sahip ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin yeni paradigmalar çerçevesinde kurumsallaştırılması ve istikrarlı bir zemine kavuşturulması önemli bir ihtiyaçtır. Bizler de işte tam bu anlayışla dostane ilişkilerimizi yeni bir seviyeye çıkaran Üst Düzey İşbirliği Konseyi'ni 2010 yılında hayata geçirdik. Bu konsey ilişkilerimizde önemli bir mihenk taşı olmuştur. Konseyin alt mekanizmalarından biri eş başkanlığını İstanbul Milletvekilimiz Sayın Ahmet Berat Conkar'ın deruhte ettiği toplumsal forumdur. Bu forum ilişkilerimizin kurumsal bir yapı kazanmasına katkı sağlayan değerli bir platform olmuştur. Karşılıklı gayretlerimiz somut sonuçlarını vermeye başlamış, ikili ilişkilerimiz ticaret, turizm, ulaştırma, müteahhitlik ve kültür başta olmak üzere bütün alanlarda hızla gelişmiştir. İkili ticaret hacmimiz yıldan yıla artmaktadır. İki büyük ve güçlü ülke olarak ticaret hacmimizi 100 milyar dolar seviyesine çıkartmaya kararlıyız ve bu potansiyele sahibiz. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı yatırımların arttırılması için iki ülke nüfusu ve ihtiyaçları dikkate alındığında büyük imkanlar bulunmaktadır. Bu çerçevede iş dünyasına, Türk ve Rus pazarlarına daha fazla yatırım yapmaya davet ediyoruz. Turizm, ikili ilişkilerimiz açısından özel önemi haiz bir sektördür. Sovyetler döneminde bir gün 7 milyon Rus turist Türkiye'yi ziyaret edecek cümlesi sarf edilseydi, muhtemelen bu ifadeyi herkes şaşkınlıkla karşılayacaktı. Ancak bizler bunu gördük, bunu müşahede ettik. İşbirliğimizin bir başka önemli boyutu ise müteahhitlik sektörüdür. İnşaat firmalarımız Rusya'nın dört bir yanında simgeleşen birçok inşaata imza atmış ve bu projelerin toplam değeri 80 milyar doları aşmıştır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler bağlamında bahsetmeden geçemeyeceğim bir başka stratejik alan ise Avrupa'yı kıtasal olarak yakından ilgilendiren enerji sektörüdür. Türk Akım Projesi geçtiğimiz Ocak ayında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de katıldığı bir törenle faaliyete başladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi de planlandığı gibi ilerlemektedir. Nitekim santralin 3. ünitesinin temel atma törenine Sayın Putin video konferans yöntemiyle katılmış, Sayın Putin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan birlikte temel atmışlardır. Bu ortak projeler, mikro düzeyde planlamalar gerektiren büyük yatırımlar ve büyük başarılardır. Kıymetli misafirler, Türkiye-Rusya işbirliği bölgesel ve uluslararası meselelerde de anahtar bir rol oynamaktadır. Ülkelerimiz arasındaki diyalog, 21. yüzyılın en büyük insani krizlerinden birinin yaşanması ihtimali ortaya çıktığında hızla netice vermiştir. Müşterek gayretlerimiz sayesinde Suriye'de binlerce masum insanın hayatı kurtarılabilmiştir. Keza kimi görüş ayrılıklarımıza rağmen Libya'da barışın ve istikrarın tesisiyle ülkenin toprak bütünlüğünün korunması ilkeleri çerçevesinde yapıcı diyalogumuz devam etmektedir. Bir Rus atasözünü burada sizlerle paylaşmak isterim. Umni tavariş palevina darogi. Akıllı yol arkadaşı yolun yarısıdır. Rusya
Sadece komşumuz değil, aynı zamanda istikbale giden yolda dostumuz ve işbirliği ortağımızdır. Son 18 yılda başardıklarımız bunun ispatıdır. Elbette ki her zaman her meselede aynı fikirlere sahip olmamız mümkün değildir. Her ortamda olduğu gibi ilişkilerde zaman zaman inişler ve çıkışların yaşandığı dönemler olması tabidir. Burada önemli olan istişare yoluyla meseleleri samimi bir niyetle ele almak, tarihten ders çıkartmak, ülkelerimizin, halklarımızın ve insanlığın faydasına güzel bir gelecek inşa etmek için gerekli rasyonel adımları atmaktır. Konuşmama son verirken, ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve diyaloğun halklarımızın refahı ile bölgesel güvenlik ve istikrar için faydalı neticeler doğuracağına dair kanaatimi tekrar vurgulamak isterim. Türkiye ve Rusya karşılıklı olarak aklı selim sahibi yol arkadaşları olmalıdır. Bunu başarabilmenin en iyi yolu makul beklentiler içinde olmak, samimi teşhislerde bulunarak hareket etmektir. Müreffeh bir geleceğe giden yolu hiçbir ülkenin tek başına kat edebilmesi mümkün değildir. Türkiye ve Rusya Federasyonu bu manada doğru yoldadır. Değerli katılımcılar, yarın 16 Mart ülkelerimiz arasındaki dostluk ve işbirliğinin çerçevesini oluşturan anlaşmanın tam 100. yıl dönümü. Bu vesileyle düzenlediğimiz panelimizde ilişkilerimiz farklı veçelerle ele alınacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ilişkilerimizin sadece siyasi, ekonomik ve kültürel temaslarla değil, aynı zamanda bu tür bilimsel etkinlikler vasıtasıyla da zenginleştirilmesinin gerekli olduğu kanaatindeyiz. Değerli konuşmacılarımızın ve hocalarımızın tebliğlerinden hepimizin istifade edeceğini ve panelimizin ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin tarihi boyutunun anlaşılması açısından ilgiyle takip edileceğini düşünüyorum. Başta Bilkent Üniversitesi Rektörü olmak üzere panelin gerçekleştirilmesinde görev alan kıymetli hocalarımıza, diplomatik ve organizasyonel katkıda bulunan bütün katılımcılara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşça kalın.